Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, sözlerin başında sizleri saygıyla selamlıyorum. Bugün yapılan görüşmeler, müzakereler bana bir anekdotu hatırlattı. Müsaadenizle onu arz etmek isterim. Birbirine hasım da olan iki idam mahkumu sehpaya çekildiğinde sırasıyla son istekleri sorulur. İlki der ki, son olarak annemi görmek istiyorum. Ona layık bir hayat yaşayamadım. Son defa görüp helallik almak istiyorum der. İkinciye gelir sıra, ona sorarlar. Onun cevabı şu olur. Der ki, bu anasını görmeyecek. Bugün buradaki müzakereler bunu gösteriyor. Neyi söylediğiniz, ne dediğiniz, dediğinizin neye tekabül ettiği önemli değil. Kim tarafından söylendiğine göre tavır alınıyor. Bu zannediyorum milletin bize verdiği yetkiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin demokratik bir sistem içindeki statüsüyle bağdaşmayan bir durumdur. Demokratik süreç belli safhalardan oluşur. Bunlardan birincisi nelerin tartışılacağını, yani gündemin belirlenmesidir. Türkiye'nin hangi sorunları öncelikle tartışılmayı, müzakere edilmeyi hak ediyor, bu burada belirlenmelidir. İkinci safhada bu sorunlarla ilgili irade oluşumu gelmektedir. Yani bu sorunların çözümlerinde hangi şıklar söz konusudur, hangi çözümler muhtemeldir ve mümkündür, hangi tercihler toplumda hangi büyüklüklerde karşılık bulmaktadır, bunun ortaya çıkarılması gerekir. Üçüncü safhada bu ortaya çıkan şıkların burada oylanması ve burada çoğunluğu sağlayan şıkkın çözüm olarak uygulamaya geçmesidir. Bundan sonra uygulama ve denetim safhaları geliyor. Ama o annesini görmeyecek yaklaşımı bütün bunları bir tarafa itmektedir. 1 Kasım'dan beri milletvekiliyiz. Bugünler geçecek, 2019 yılına geleceğiz. Aynada kendimizle göz göze geldiğimizde 2019'un o ayından bugün dahil geriye doğru değerlendirdiğimizde ben olmasam şu olmazdı. Ben olmasam şu maddede bu değişiklik olmazdı diyebilme imkanı kaç vekil arkadaşımızın var? Muhalefet partileri olarak biz en doğru şeyi de söylesek zaten dinlenmeden reddediliyor. Ama iktidar partisindeki arkadaşlarım hangi sürece nerede katkıda bulundular? Ben eminim yarın mutabakat sağlanıp müşterek, ortak, birleştirilmiş her neyse bir önergeyle çocuk istismarı konusunun araştırılmasına iktidar partisinin de imzası olan bir metin teklif haline geldiğinde bugün çok iyi gerekçeler bulan arkadaşlarımız bu sefer lehinde gerekçeler bularak oy birliğiyle bu buradan geçecektir. Bu inat ve ısrar bana cehalet kelimesiyle birlikte adını andığım bir peygamberimizin akrabası olduğu halde doğru yola gelmeyen bir inadı ve bir ismi bana hatırlatıyor. Bundan bizim kurtulmamız gerekiyor. Böyle olduğu için arkadaşlar biz kendi gündemimizi burada tartışamıyoruz. Bugün memleketin bir güvenlik meselesi var. Meclise birileri müsaade ettiği ölçüde geliyor. Memlekette çok ciddi bir işsizlik meselesi var. Meclise birileri müsaade ettiği ölçüde geliyor. Memlekette pek çok iş yerleri kapanıyor. Ücretli, ücretsiz tatile çıkarılıyor çalışanlar. Bu meclise birileri müsaade ettiği ölçüde geliyor. Öncelikle birilerinin onu sorun olarak görmesi gerekiyor. Bu anlayışın neticesinde ülkede siyasetin dili zehirlendi. Ülke
bir kamplaşmaya doğru gitti ve ümitsizlik, geleceğe dair bir karamsarlık hakim oldu. Çeşitli vesilelerle seçmenlerimizle, üniversitede öğrencilerle bir araya geliyoruz. Maalesef şunu görüyoruz. Bu memlekette 20 yıl, 30 yıl sonrasını birlikte karşılama iradesi maalesef kayboluyor arkadaşlar. Birbirimize karşı peşin hükümler, birbirimize karşı suçlamalarla hareket ediyoruz ve bu mecliste mutabakat arama, müzakere yapma, uzlaşma gibi bir anlayıştan oldukça uzağız. Böyle olduğunda pek çok makam meclisle birlikte kendi fonksiyonunu yerine getiremiyor. Yeni bir gelişme, meclis başkanımız siyasi partilere bu terör olayları ile ilgili bir mektup yazmış ve bir grup başkan vekilini görevlendirmesini istemiş. Böyle zamanlarda siyasi partileri bir araya getirecek makam neresidir? Cumhurbaşkanımızdır. Cumhurbaşkanlığı makamı Türkiye'de şu anda yok hükmünde olduğundan memleketin hepimizin üzerinde mutabık kaldığımız en önemli sorunu dediğimiz terörle ilgili bir masanın etrafına siyasi parti liderlerini çağırabilecek hiç kimse kalmadığı için meclis başkanı devreye giriyor. O da siyasi partilerini, parti liderlerini toplayamayacağı için grup başkan vekillerinin görevlendirilmesini istiyor. Meclis de bugün bu fonksiyonunu yerine getiremiyor. Peki neyi yapıyor? Yine bir fıkra aklıma geldi. Ağanın birisi atıp tutmayı çok seviyormuş. Yalanı meydana çıktığında bunu tevil etsin diye yanında bir tevilci taşırmış sürekli. Mesela ağa anlatıyor. Diyor ki yolda gidiyordum, bir baktım bir tavşan, tabancamı çıkardım, bir el ateş ettim, yanına vardım, bir de ne göreyim, arka ayağı ve kulağı delinmiş mermiyle. Millet tabii diyor ki nasıl olur, tek mermi iki yerden birden nasıl yapar hem arka ayağını hem kulağını. Hemen tevilci devreye giriyor, diyor ki ağam ateş ederken tavşan arka ayağıyla kulağını kaşıyordu, o zaman denk geldi. Ağa böyle kendini tutamadan giderken bir gün artık başka bir şey anlatıyor. Diyor ki yola devam ediyordum, baktım ki bir keklik sürüsü var. Tüfeğimi aldım, keklik sürüsüne doğru ateş ettim. Bir de ne göreyim, 40 tane keklik yerde pişmiş, kızarmış, yenmeye hazır vaziyette. Üzerinde de sarımsaklı yoğurt serilmiş vaziyette orada bizi bekliyor. Bizim tevilci artık burasına gelmiş, dönüyor diyor ki ağam hadi diyeyim ki fişekte 41 tane saçma vardı. Her bir saçma, 40 saçma bir kekliğe isabet etti. Keklikler vuruldu. 41. saçma da yerdeki kuru otları tutuşturdu. Kuru otlar alev aldı. Onların üzerine düşen keklikler pişti. Ama sarımsaklı yoğurdu nereden bulayım diyor. Bu meclis arkadaşlar sarımsaklı yoğurdu bulma fonksiyonunu gayet başarılı şekilde yerine getiriyor. İktidar partisi sayesinde ve meclismiş gibi yapıyor. Meclismiş gibi değil, hakikaten milletin sorunlarını dert edinen, bu derdi milletin yetki paylaştırdığı diğer paydaşlarla birlikte müzakere ve mutabakat zeminde çözmeye çalışan, meclismiş gibi değil, meclis gibi davranan bir meclis olma dileği ve umuduyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin hafta sonu çalışmayla ilgili önergesine evet oyu vereceğimizi söylüyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.